Herkese merhaba. Ben Nerni, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 90'lar partisine hazırlanıyoruz. Hazırsanız başlayalım efendim. Şimdi bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım 90'lar partisi veriyor efendim. Ben de 90'ların hakkını verebileceğimi düşündüğüm için hazırlanıp oraya gideceğim. Üstümde tam 90'lar bir gömlek var. Bunu bir çok güzel kombinleyeceğim. Çok alakasız küpeler takacağım falan. Ama biliyorsunuz ki 90'ların en önemli şeyi makyajıdır. 90, 80'ler sonu, 80'ler ortası, 90'lar başı makyajda renk kullanımı başlar ve orantısız bir renk kullanımıyla devam eder o 2000'lere kadar. Yeşil farlar, yeşil rujlar, pembeler falan, işte o top top allıkların hepsini böyle buralara böyle bırakılması falan. Şimdi hepsini yapacağız. Önce fondötenle başlayacağım. Saat en geç yarımda da arkadaşımda olmam lazım. Ama bilin bakalım kim uyumayı tercih etti. Şu an saatlerimiz tam hazırlanıp orada olmuş olmak için tam bir saatim var. Şimdi hemen çok hızlı bir fondöten fıtısı yapacağız. Bu Instagram'da aşırı meşhur. Dedik ki bizim neyimiz eksik. Bu arada ben bugün iki tane 90'lar partisine davetliyim. Biri benim evimde akşam. Biri de şimdi gideceğim. Akşam ailecek bizde toplanacağız ve kızlardan gelen teklif bunu niye 90'lar partisine dönüştürmeyelim? Denk geldi bu arada. Dedim ki ben zaten o gün bütün gün 90'larım. Ben oradayım yani, sizi beklerim. Akşam bir de bizim evde bir 90'lar partisi var. Altınlarınızı takın, renkli farlarınızı sürün sürün gelin anacığım. Bu arada mevsim geçişiyle alakalı olduğu için aşırı bir kuruma, parlama, çatlama, cildimde böyle abuk sabuk ne varsa oluyor. Bundan dolayı da aşırı su bazlı, aşırı nemlendiricili bir fondöten kullandım. Önce sabitleme spreyi sıktım süngerime. Bu ara bunu çok yapıyorum. Çok işime yarıyor. Bütün gün hem kalıcı olmasını sağlıyor. Şimdi, 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 şimdi. Biraz daha şıngır diyeceğim. Şimdi şöyle, birçok insan arkadaşım da hazırlanacak. Ben video çekeyim diye hazırlanıp gidiyorum. Hemen kaşlarımı fıtılayayım. Valla 90'lar deyince benim aklıma abuk sabuk renk patlama çatlamaları geliyor gerçekten. Ama bakalım diğer kombinler nasıl. Ben iddialı değilim. Çünkü hazırlanmak için vaktim olmadı. Olsaydı çok güzel şeyler yapabilirdim. Ama annemden bu gömleği buldum. Anne, sende niye böyle bir gömlek var? Annem de bana diyor ki buna diyor dikkat edeceğimiz, bu benim çok sevdiğim bir gömleğim. Hemen şu top top aldıklarımızı yapalım. Benim her konsept kullandığım, çocukluğumdan beri elimde olan. Gördüğünüz gibi dağıtmıyorum bakın. Anneniz hatırlattı mı? Okula giderken falan. Renk biraz ya. Bu arkadaşı da bitirdik. Bu arada normalde ben her video sonrası masamı falan toplar çıkarım evden. Bugün öyle bir şey yok. Kapıyı çekip çıkacağım. Biraz highlighter. Çok az.
Ben şu an gerçekten ilkokula giden birinin annesiyim. Şimdi diyeceksiniz ki Nazlı ışığın çok kötü. Farkındayım, gerçekten ışığın çok kötü. Buraya bir ring light gibi bir şey alacağım. Daha büyük, daha ışık yapan. Sonra arkaya fon gelecek. Buraya spotlar falan gelecek. Burası tamamen çekim odası olacak ama. O işlere biraz daha var biliyor musunuz? Şu an şununla idare edeceksiniz. Bu tamam. Şimdi elimde bunlar var. Diyorum ki yarısını pembe, yarısını şey yapalım. Pembe kesinlikle kullanacağız bu makyajda. O yüzden şöyle şunu hafif çalkalıyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar. Bence çok okey ya. Ben... çok iyi oldu. Şimdi gözümün içine siyah bir göz kalemi çekeyim. Bu muhteşem makyajım. Anlam kazansın. Büyük gözlüklerim var. Onları takıp arabayı kullanmayı planlıyorum. Bu şekilde mümkün değil çünkü. Rujumu da süreyim. Ve sonra ben gideyim giyineyim artık. Yani bir tayt ve kemer kombini var. Saçımın önü şurasına bir krep yapmam lazım. Ben hazırım. Ben şu an gerçekten birinin evde kalmış, evlense de rahatlasak dediği görümcesiyim arkadaşlar. Böyle abisi abicim diye gezip böyle gelini ortalığı dar edip en ufak bir şeyde de anne diyen ama evlenmemiş, hiç aday beğenmeyen, çalışan ki belli ki Vogue takip ediyorum bu göz makyajıyla. Ben birinin görümcesiyim 90'larda. Öyle. Belime de bir tane kemer, buralarıma da bilezikler, ajdalar falan. Ben şu an gerçekten birinin görümcesiyim. Şimdi çeyizime alınan tüylü terliklerim var. Onları da yanımda götürmeyi planlıyorum. Çünkü yanında terlik götürmek önemli. Terliksiz asla adım atmam. Öyle yani. Şimdi tabii ki video burada, yani makyaj kısmı videonun burada bitiyor. Fakat tam kombinimi de çekeceğim sizler için, paylaşıyor olacağım sizler için. Zaten yarım saatim var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 90'larda böyle göründüyseniz siz de lütfen mesaj atın, aşağıda buluşalım. Çok zor dönemlerdi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. 90'lar şarkılarıyla kendinizi motive ediniz.